الصلاة عليك يا سيدنا يا الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين. İnsan dediğin bu dünyada misafirdir. Er ya da geç. İstesek de istemesek de ölüm kapımızı çalacak. Gerçek vatanımız olan ahiret yurduna intikal edeceğiz. Gel. Komutanım, hekim Marco Paşa geldi. Gelsin. Gel paşam, gel. Ne olmuş burada Avni Paşa? Anladığımız kadarıyla bileklerini kesmek suretiyle intihar etmiş paşam. Bu şekilde rapor düzenlerseniz yeterli olur. Tabii ama önce muayene etmeliyim.
Muayeneye gerek yok paşa. Burada herkes eski sultanın intihar ettiğini biliyor. Paşam, ben bir hekimim. Muayene etmeden ölüm raporu veremem. Vereceksin Marco paşa. Hayır. Sen benim sözüme güvenmiyor musun paşa? İntihar olduğu besbelli. Şu yerdeki makasla iki bileğini kesmek suretiyle intihar etmiş. Paşam, ben bu şekilde rapor falan veremem. Ya, öyleyse biz de başka hekimden rapor alırız, Marco paşa. Kimden isterseniz alın. Demek benim olduğumu anladınız şerefsizler. Madem öyle, o zaman hep beraber ölelim. Salih. Ne işin var burada? Komutanım, çok üzgünüm. Ne oldu Salih? Ne oldu oğlum? Söylesene. Sana bunu yapanlar Kur'an hakkı için hesabını verecek.
Bunu Osmanlı'ya nasıl yaptınız? Nasıl kıydınız bu millete? Yazıyor, yazıyor. Çerkes Asa'nın Serasker Hüseyin Avni Paşa'yı Harciye Nazırı Mehmet Raşit Paşa'yı öldürdüğünü yazıyor. Ver bir tasbire efkar. Hüseyin Avni Paşa'nın konağında kabine toplantısı başlamıştı. İlk önce Girit meselesi konuşuluyordu. O sırada merdivenlerden kaputu sırtında Çerkes Hasan göründü. Ve yaklaştığı sırada "davranma Serasker Paşa" diye hızlı yürüdü. Raşit Paşa'nın hizasına gelir gelmez elindeki revolver tabancasını Avni Paşa'nın sinesine ateşledi. Mithat Paşa ve Rıza Paşa hemen harem kapısına kaçıp sıvıştılar. Şerif Hüseyin Paşa ve Yusuf Paşa ise kaçtılar. Kim yazmış bu yazıyı? Kim yazmış Mustafa'm? Marif Nazırı Ahmet Cevdet yazmış. Kendisi de baskı sırasında oradaymış. Sonra ne olmuş? Sonra yakında bulunan müfrezeden bir grup asker gelmiş konağa. Ve Çerkes Hasan'ı yaralı olarak yakalamışlar. Ancak bu sırada konakta bulunan kadınlardan bir tanesi, "Çerkes Hasan, ellerin nur olsun, ne iyi etmişsin" diye bağırmış. Çerkes'i oradan çıkarmak için bir şey yapmamız şart. Haklısın. Ruhi Paşa da orada. O zaman bir baskının ikisini birden kurtarırız Mustafa'm. Devletin hapishanesini basmaktan bahsediyorsunuz, mesire yerinde piknik yapmaktan değil. Daha tam iyileşmedin bile. Ne yapalım Farah? Bırakalım da öldürsünler mi kardeşim? Ha? Haklısın. Sen de haklısın ama Hasan Efendi'yi içeride öldürmüş de olabilirler. Biz kurtaramazsak öldürecekleri kesin. Ama içeride değil. Nasıl yani? Yanisi daha öldürmediler. Çerkes Hasan'la birlikte adaleti de katledecekler. Hemen mahkemede basacaklar. Öyle mi? Güzel. Daha yeni başladık, dur ya. Dur bakalım. Vay. Güzel. Çerkes. Ne oldu? Ne oldu? Kustun mu? Ne oldu? Şey yok. Sakin. Terlemişsin Çerkes. Terlemişsin. Hasta olursun sonra. Ha? Sırtına havlu koyduralım mı? Ha? Sırtına havlu koyduralım mı? Ha? Çerkes. Ha? Sırtına havlu koyduralım mı? Ha? Peki korktun mu? Korktum.
Ah Çerkez be. Koskoca Çerkez. Bak bak öksürüyor bak bak. Helal. Yediğin dayakların hepsi helal Çerkez. Şşş. Paşalara ha? Paşalara kolay değil mi? Bak 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 bana bak bak. İyi bak. Şimdi sana şöyle bir tane okkalı bir yumruk çakayım. Şöyle bir vuruşta seni lank diye yere devireyim mi? Hı? Ha? Hop 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 hop! Anlamak mümkün değil paşam. Sizi anlamak mümkün değil. Neyi anlamıyorsunuz paşa? Sizin siyaset dediğiniz şeyi. Ben adalet diyorum, siz siyaset anlıyorsunuz paşa. Paşam, bu Çerkez Hasan denilen eşkıya Serasker Avni Paşa'yı bizlerin gözü önünde öldürdü. Yeter paşa. O insan kin tutabilir. Lakin sen devletsin. Sen kin tutamazsın paşa. Paşalar, sakin olunuz. Rica edeceğim, sakin olunuz. Ben sakinim Rüştü Paşa. Lakin bu meseleyi mahkemede halledeceğiz. O mahkeme ki Çerkez Hasan'ı ibret-i alem olsun diye meydanlarda sallandıracak paşa. Paşalar, sakin. Padişahın öldüğünü saklayacağız. Dışarıya en ufak bilgi çıkmayacak. Biz de kendi aramızda kırılma yaşamayacağız. İşkencelerden işkence bayan Çerkez Paşa. Seç! Seç! Ben seçeyim senin için dur. Dur ben senin için bak şimdi bak. Bak bir şiş var burada bak. Korktun mu? Bana mı korkutacaksın lan beni? Korkmazsın neredeyse. Güçlü adam ha! Paşa ha! Aa bak, bak ben sana söz vermiştim ya. Senin tırnaklarını sökeceğim demiştim. Fethi Efendi, hükümetin kararıyla yarın mahkeme edilecek. Ölmemesi lazım bu adamın. Ne çok seviyorlar seni Çerkez. Hastaneye götürmemiz lazım. Tamam götürürüz. Tamam git götüreceğim. Sen git. Herkes sana hayran ya. Ne çok seviyorlar seni Çerkez. Bu adama vurulur mu ya? Hadi bakalım Çerkez Hasan. Çerkez Yüzbaşı tek başına mı öldürmüş bunların hepsini? Evet tek başına öldürmüş. Helal be. Şşş sus oğlum bir duyan olacak. Bak sultana neler yaptılar. Şimdi de ne haldeler? Yakacaksın lan sen bizi Arif. Ama doğru söylüyorsun. Hak ettiklerini buldu şerefsizler. Sadrazam efendi derhal gelmenizi istedi hekim efendi. Sultanımız yine ne yaptı? Gözlerinizle görseniz daha iyi olur Kapalyon efendi. Paşa Hazretleri. Gel Kapalyon efendi. Ne kadar zamandır böyle? Dünkü baskından beri böyle. Her geçen gün daha da kötüye gidiyor durumu. Bu tür hastalıklarda tedavi süresi uzun zaman alır paşam. Kısa vadede ne yapabiliriz Kapalyon efendi? Bana bunu söyle. Aklıma bir tedavi şekli geliyor ama ne kadar uygun olur bilemiyorum. Bundan daha kötü olur mu? Sanmıyorum paşam. O zaman dene. Bağış üstüne paşam. Kendisine ceryan tedavisi uygulayacağız. Söylediklerinde haklı çıktı Mustafa'm. Çerkez Hasan'ı mahkeme edecekler ve mahkemeyi bir celsede neticelendirecekler. Haklısın. Ruhi Paşa ile Çerkez'i oradan çıkarmak için vaktimiz çok az. Ne yapacağız? Teşkilatı tamamen dağıttılar. Bizim çocukların da hemen hemen hepsini açaldılar. Ne diyorsun? Çocukları harekete mi geçirelim? Evet kardeşim.
çok tehlikeli, hatta imkansız. Bu adamları bile bile ateşe atmış olacaksınız. Bizim adamlar imkansız görevlere alışıklar Farah. Lakin şunu unutmayın. Bu sefer ne yapıyorsak devlete karşı yapıyoruz. Ona bağlı değil. Mustafa'm, sen bizim adamlara güven. Onları biz yetiştirdik be kardeşim. Ne yapmak istediğimizi çok iyi biliyorlar. Bir git konuş bakalım. Ne diyecekler? Tamam kardeşim. Benim Leyla'ya yaşadığım haber vermem lazım. Feriha Hanım, zahmet olmazsa bir şey rica etsem. Tabii. Ahmet sokağın başında. Gidip Bekri'yi bir an önce buraya getirse, kendisi de Abdullah'ın dükkanında Ali'yi beklese. Elbette. Şehzade Mehmet'le konuşmamız şart. Şehzade Mehmet yaşıyor. Hayatta. Efendi Miloş sayesinde kardeşlik teşkilatının Osmanlı'daki gücü zirveye ulaştı. Doğru. Miloş Efendi sayesinde cihandaki tüm meclisler kudretimizin ne kadar büyük olduğunu anladılar. Öyleyse kadehimi sultanı tek bir hamlede devirip yerine Şehzade Murat'ı tahta geçiren yüce Miloş Efendi için kaldırıyorum. Şeref Efe. Sağ olun yüce meclisin değerli azaları. Ancak hedefimize tam olarak ulaşamadığımızı üzülerek söylemek isterim. Ne? Nasıl olur böyle bir şey? Ne demek ulaşamadık? Ne demek? Böyle bir şey olur mu? Ne yazık ki son öğrendiğimiz bilgiye göre Şehzade Mehmet'in hala hayatta olduğunu biliyoruz. Olamaz, nasıl olur? Olamaz böyle bir şey. Nasıl olur? Ali suikastçı Şehzade'yi boks maçında öldürmüştü. Önce Şehzade Mehmet saklandığı yerden al Abdullah'ın dükkana götür. Tamam kardeşim. Orası güvenlidir. Hem de az dikkat çeker. Haklısın Mustafa'm. Ondan sonra da el ayak çekilince buraya getirirsin. Yüz yüze konuşalım. Ne konuşacaksın Şehzade Mehmet? Darbecilere Çerkez Hasan'ın attığı tokattan daha büyüğünü atma planım var. Ama önce Şehzade Mehmet'le mutlaka konuşmamız gerek. Ben o zaman çıkayım Mustafa'm. Allah'a emanet ol. Sen de kardeşim. Allah'a emanet ol Mustafa. Hayat neden bu kadar zor? Bilmem. Takdiri ilahi. Sen... Ben. Çok korktum sana bir şey olacak diye. Ben de senin için çok korktum. Ama bak buradayız. İkimiz de yaralarımızla oturuyoruz. Öyle değil mi? Söyle. Hadi söyle. Yani... Peki şimdi sen... İkimizi de mi seviyorsun? Sen...
ben seviyor musun? Gerçek bir köstebeksin. Gerek yok. Her başarılı köstebek gibi onlara sevgini ver. Kalbimizi kontrol edemeyiz. Ama aklımızı kontrol edebiliriz. Ve ben de aklına güveniyorum. Ona bu kadar aşık mıydım gerçekten? Senin ona aşık olduğuna inanması gerekiyordu Leyla. Sen ona gerçekten aşık olduğun için senden asla şüphelenmedi. Sen şaserim benim. Sen benim yetiştirdiğim en yetenekli talebemsin. Ona bu kadar aşık mıydım gerçekten? Hayır. İnkar etmeme gerek yok. Ona bu kadar aşık mıydım gerçekten? Onu seviyor musun? Ona aşıksın biliyorum. Ama aşkın bize olan sadakat güveni engellemez. Sana çok emek verdim. Verdim çünkü buna değerdi. Ona bu kadar aşık mıydın? Mustafa'mı sen öldürdün. Hayır. Ben öldürmedim. Sen kimsin? Ben Leyla'yım. Hayır. Ben Leyla'yım. Sen Miloş'un en gözde talebesisin. Unuttun mu? Mustafa'ya kıymalarına nasıl izin verdin? Gönlünde Mustafa varken ona zarar gelmesini neden engellemedin? Haklısın. Ama ben... Gönlünde Mustafa varken ona zarar gelmesini neden engellemedin? İnsan yaşadığı şeylerden hep bir şeyler öğreniyor. Öyle değil mi? Ben de yaşadıklarımdan şunu öğrendim. Bir kalbe bir cihan sığarmış ama... iki kadın sığmazmış. Onu seviyorsun. Farah. Sana hak veriyorum. Haklısın. Beni niye sevesin ki? Beni kim sever ki? Bir katili kim sever ki? Böyle konuşma. Bunların hiçbiri senin tercihin değildi. Senin yerinde ben de olabilirdim. Bu hayatı sen seçmedin. Ben bunu biliyorum. Merak etmeyin. Söyleyebildiniz mi Hamide? Söyledim. Saatiniz var mı beyefendi? Benimkini evde unutmuşum da. Saatim yok zabit efendi. Ama az önce öğle ezanı okundu. Beni arz etmişsiniz amirim. Sizi dinliyorum. Bu mektubu Leyla'ya götür.
Bu mektubu ancak sen ve ben bileceğiz. Anlaşıldı mı? Emriniz. Yüreğim üstünde amirim. Evelallah bu mektup bedenimle birlikte Kevgir'e döner. Yine kimseler okutmam. Rahatta kalın. Eğer Leyla okuduktan sonra kim gönderdi diye sorarsa, bir çocuk verdi. Kimin gönderdiğini söylemedi dersin. Sizi çok iyi anlıyorum amirim. Müsaade ederseniz gidebilir miyim? Eyvallah. Hürmetler. Benim şehzadem. Ali kulunuz. Ali. Şehzadem. Efendi Cemil'in söylediği mekan burası. Etraf sessiz. Bu iyi işaret değil. Aynen öyle. Hadi. Girelim içeri. Ejder, sen burada kal. Zozan, sen benimle gel. Ejder, içeride bir terslik olsa bile benden işaret bekle. Mustafa hala yaşıyor öyle mi? Çok şükür yaşıyor şehzadem. Allah şükürler olsun öyleyse. Amin. Hoş geldiniz. Birine mi bakmıştınız? Kıpırdama Şehzade Mehmet. O silahları indirin. Ne? Hadi.
Hadi. Ön kapıyı tutmuş şerefsizler. Köprülükten çıkalım. Tamam Ali. Şurada. Geri zekalı. Ben sana ne dedim? Benden haber bekle. Ali'nin kafanızı silahı... Kestisini. Kapıyı kolla. Birazdan çıkacaklar. Hadi Ali. Elma dersem çık. Armut dersem çıkma. Şehzadem, hazırsınız değil mi? Ya Allah, bismillah. Durumu çok kötü gözüküyor. Ne oldu bu adama komutanım? Ne olacak? Kabineyi yerle bir etti. Çerkes Hasan mı yoksa bu? Ne sandın ya? Ta kendisi. Çerkes Hasan şerefsizi bu işte. Adam ölüyor neredeyse. Yaşatman için getirdik sana bu haini. Yarın mahkemeye çıkacak. Ne yap ne et, yarın mahkemeye canlı bir şekilde çıksın bu. Bu haldeki bir adamı o dediğin hale getiremem bir günde. Yapacaksın hekim efendi, yapacaksın. İbreti alem için yarın mahkeme edilip asılacak bu adam. Karar böyle. Senden zaten iyileştirmeni bekleyen kimse yok. Ama yarın mahkeme sonuna kadar canlı kalacak bu adam. Kızım. Ne olur biraz uyusan. Biliyorum acın çok büyük. Ama kaç gündür harap ettin kendini. Vücudun bu acıya dayanamayacak. Ne olursun.
Tövbe estağfurullah. Kapıyı çalmadan içeri niye giriyorsunuz Bekri efendi? İnsan sevdiğinin kapısını çalar mı? Biz gönül kapımızı seni görünce açtık. Dadı Hanım hazretleri. Leyla Hanım yenge hazretlerine mektubu vermek zorunda olmasam muhabbeti devam ettirmek isterdim. Melek kanatlım, ruhumun aynası. Aa, ben senin nereden ruhunun aynası oluyorum? Gözü kör olmaya sıcağım. Amin. Ne güzel dua ettin gece gece be. Ben veririm mektubu. Bir dakika, hayatta olmaz. Biz de emanete hıyanettik, olmaz. Emaneti yerine teslim etmem lazım. Talimat öyle. Leyla Hanım yenge, hürmetler. Bu mektup size verilmemi istendi. Hürmetler, hürmetler.